Selamün aleyküm, Mesut efendi. Ve aleyküm selam efendi. Buyur hele. Ne o? Bir yabancı gelmiş gibi bakarsın Mesut efendi. Aha, Yunus efendi. Ne çabuk silindik hatırlardan. Her daim hatırımızdasınızdır. Biliriz. Konya'da başka da olmuşsunuz. Bizi de kendine benzetti şu koca dünya. Onca sene sonra gelip şeyhim seni çağırır dedin ya. Konya'da beni bulup. Ben Konya'ya gelmemişim Kadı Hazretleri. Ne Konya'ya varmış, ne de şeyhimiz sizi çağırır demişimdir. Ne dersin Mesut efendi? İşin gücün yoktur, bizimle gönül mü eylersin? Estağfurullah başkadı hazretleri. Hem fıtratımız değildir, hem de haddimiz. Ama ben Konya'ya varmadım. Varıp sizi bulmadım. Bulup da şeyhim çağırır demedim. Şeyhimiz bu yalan dünyadan göç eyleyeli 10 sene olmuştur. Ne bu yana gelir, ne öte yana gider. Hele acele etmesin, sabır buyursun. İyice de bir düşünsün, taşınsın. Ateş kanının deveranını arttırır. Deveran artanda vakit genişler. Hele seyran eylesin alemleri. Gelir mi, gider mi? Görelim. Kimi hasta olmak ister, kimi şifa bulmak ister. İstemesini bilene, vermesini de bilirler.
Bu sefer bir bardak suyumuzu olsun içmeden göndermem seni. Emret abi olacağız o vakit. Ardından giderim eve. Bekle hele kızım. Mikel Efendi de gelir birazdan. Helva yapmışız kendi ellerimizle. Bir kaşık çalan müptelası olur efendim helvasına. Hadi kızım, içeri geçelim o vakit. Aynalı'ya yoldaş olmak zordur sahip efendi. Avludan taşraya bıraktırmış idim Çağrı'yı efendim ama bura yürümüş demek. Kasım'ım, al bakalım sahip efendiyi de avlu da yayılsın. Hadi. Zahiren iyileşmiştir. Bedenen yarası beresi yoktur. Bir şurasında izi var. Azdır o da. Minberci de Esma sürer şifası için. Şifa ondandır inşallah. Açacak gözünü pirim. Seni arar idi herhalde yoldaşın pirim. Salıver şöyle de yayılsın sahip efendi. Neyin sahibi? Vaktin sahibidir. Yüzlerce sene ömür sürer. Ömürle hüküm sürülse Sultan Süleyman'ın tahtına o oturur idi. Şerbet. Bahşeker alalım benim. Çocukluğumuzdan beridir suyunu içeriz Erişem mi? Zor gelmez mi artık bu yaşından sonra? Şeyhim derdi ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyaları taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır. Yunus Kuryendi. Yunus Efendi.
Hele çeksin biraz Mikel Efendi. Çeksin. Çile çekilmeyecek bir şey olsaydı Hazreti İsa çeker miydi? Çektirir miydi? Aşık olmak isteyen talip önce makamı İsa'ya varacak. Tokat atana gül, tokat atana öteki yanağını da döne. Aşık dediğin dövene elsiz, sövene dilsiz. Öyleyse İsevi olmak değil de nedir ya tabibim Mikel Efendi? Musa ile tur'a çıkacak, İsa ile çile çekecek, Muhammed Mustafa ile Taif'te taşa tutulacak. Bir minderimiz de yoktur, kusurumuza bakmayasın. Yolunuz düşmüştür belli ki. Konya'da olduğunuzu biliriz. Haber almışız başkada olduğunuz vakit. Dergaha vardım. İran olmuş. Bahçesi olmuş. Hüzün rüzgarları eser her bir yanında. İlk vakitler Molla Kasım Efendi posta geçip sohbet eder idi. Şeyhimizin mübarek naaşı da defnedilende türbe belledi halk. Akın akın Emrem Sultan köyünü arar oldu ahal. Varalım Fatiha okuyalım diye. Siz şeyhimle nerede tanış olmuş idiniz? Hatırlar mısınız Yunus Efendi? İhtiyar! Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden gelir, nereye gidersin böyle? Yoldan gelir, yola giderim. Orası belli de. Söyleyesin o vakit. Atım susuzluktan yanmıştır. Civarda bildiğin bir su gözü var mıdır? Birazdan delinir göğün dibi. Dalga mı geçersin benimle ihtiyar? Hava açıktı. Nereden bildin yağmur yağacağını? Dizlerimden bilirim oğul. Ne vakit yağmur yağacak olsa dizlerim sızlar. Ben de keramet gösterdin sanmıştım. Bundan hala keramet mi olur? Keramet bunun neresinde? Yağmur yağdıran sen misin? Haşa. Değilim ama yağmurdur dizlerimi sızlatan yağmadan. Son vakitler gözleri kapanmış idi tamamıyla. Sonradan pişmanlık beyan etseler de çok zulmettiler onu. Kadısı bir yandan, hak sözünden nasip almamış gafil menfaatperestler bir yandan. Benim kararım yanlış mıdır? Hatalı mıdır ki değilsin? Gözümle gördüm katili. Adalet dediğin kadının gözleri midir ki? Ya kadı kör ise? Ya sonra? Neden viran olur dergah? Şeyhim göç eyleyince öte diyara, Molla Kasım Efendi bir vakit sohbet etti posttan. Şeyh Tapduk Emre sen misin? Estağfurullah. Biz inşallah onun ayağına toz oluruz. Kendisini çağırmışız. Nerededir? Şeyhim zikirdedir. Tekkede bir katil gizlenmektedir. Şimdiden tezi yok, adalete teslim edile. Minberci Hasan, derhal adalete teslim edile. Şeyhimiz zikirdedir dedik Kadı Efendi. Onun müsaadeleri olmadan değil tekkemize sığınan bir acizi, tekkenin bir çakıl taşını dahi teslim etmek haddimiz değildir. Ya sonra? Sonra ne yaptı Molla Kasım? Neden bıraktı sohbeti? Müftülüğe döndü bir vakit sonra.
Ermenek derler, Karaman'ın bir kazasında müftülüğe dönmüştür. Şeyhimizin kerimesi bacım sultanla evlenip çoluk çocuğa karışınca derdi maişet illaki. Bir tasa çeker gibi kasılır yüzü. Daha demincek güler idi sanki. Ne görürüz artık düşündü. Belki bizi görür. Belki de biz düşteyizdir de onu görürüz. O dem, bu dem, dem, bu dem. Al hele bir. Bilirim. İnce düşünürsünüz ama içer iseniz değil. Tam tersine. İçmez iseniz lütfedersiniz şu sefil nefsimi. Kolaylaştırmayın işini. Beslemeyin şu domuzu. Şifa olsun. Derviş Çağrı da gazi olmuştur. Söğüt'te Kayıların Beyi Osman Gazi'nin gaziyanı içindedir derler. Hatırlar mısınız? Alayı. Derviş Atilla'dan bizim de bir haberimiz yoktur. Azerbaycan illerine varmış gâhta. Rufai dergahında elleşmiş bir vakit. Sonra oradan da Şam'a inmiş. Bir gemiye bindi, denizin karşı yakasında Maghrib'de Kahire'ye vardı derler. Aynalı'yı sormadınız. Merak etmez misiniz Aynalı'yı? Hatırlamaz mısınız yoksa? Hatırlamaz mıyım? Olanlar oldu. Ölenler öldü. 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 Kim oldu? Kim öldü? Keşke demek için bile geçtir vakit. Geçti ömrüm bir ah ile. İçi dolu eyvah ile. Sizi gördüm. Pek sevinç duydum. Güvende efendi. Geçmişin pencerelerini açtınız bana. Şeyhimiz derdi ki, bu dünya bir penceredir. Her gelen bakar gider. Konya'ya yolun düşende, dahi devlet kapısına yolun düşende her daim. Canlar sağ ola Yunus efendi. Dostu ziyareti sünnet biliriz ama bizim hangi kapının yoluna düştüğümüz bellidir.
Siz başındasınız madem, bize müsaade efendi. Hele bir yemek vuralım ocağa, gelen giden olur. Müsaade sizin hatun. Biz biraz Yunus Efendi ile hasbihal edelim bakalım. Efendinin vaziyeti hakkında mı şeyim? O da olur mu oğlum? O da olur. Düşündüğün neyse onu de. İyi olur bir iznillah şeyim. Duanız da derde devadır inşallah. Şeyhlerin duaları kabul olur dersin. Şey fakir ise olur, darda ise olur, yetim ise olur, hasta ise olur, talebe ise olur, asker ise olur, ihtiyar ise olur. Yeter ki istemeyi bile, istemeye yüzü var mı yok mu onu da bile, o vakit olur. Ama istemeyi bilmez ise, ister fakir olsun, ister şeyh olsun, ister mürit, ister kul ola, ister sultan. Her mektup alıcısına ulaşır. Mühim olan mektuba cevap almak. Cevap almaz isen o da iyi. Kötü bir cevap almamışsın en azından. Yok kötü bir cevap alır isen, o daha da iyi. Demek ki ikaz alırsın. Bela neymiş o vakit? İkaz imiş. O bahis öyle dura. Ya kişi kimi ikaz eder? Sevdiğini elbet. Tut ki şimdi yolda bir yolcu. Varsay ki bir tanışım var. Say ki bir Adem oğlu. Yolunu yitirmiş, aranıp durur. Sen de bilirsin yol nerededir. Tutup demez misin ki, ey falan kişi, yanlış yöndesin, yol şu yöndedir. Bu senin ikazın, benim ikazım. Hak önüne duracak değil ya. Hakkın ikazı da bela iledir o vakit. Hele bir dur, otur. Kötürüm ol, yatalak ol, mıh gibi çakılı ol. Bir düşün, aklet. İkazın cisimleşmiş hali işte bela. Neymiş o vakit? Demek ikaz edilirsin hala. Demek belaya tutulursun hala. Sevinsene bre gafil. Demek hala birinin sevgilisisin. Ben refakat ederim efendim. Sen
Hücrene geç hele Kasım'ım. Valide Hatun'la bacım bir ihtiyacı var ise görürler. Kendisi Akbak ama adı Kara Karabaş kızımız var. Sahip Efendi kaplumbağamız var. Emektar atları saymayız dahi. Baykuşumuz dahi eksik olmaz tepemizde. Ama şöyle allı pullu, göz alan, göz boyayan şöyle rengarenk bir tavusumuz yoktur. Bilir misiniz tavus kuşunu? Var mıdır gören? Görmüş müsün Çağrım? Görmüşümdür şeyim. Bir keresinde Mısır'dan bir gemi gelmiştir. Orada görmüşümdür. Alayıydı. Hele anlatıver. Nasıl bir şeydi? Buyurduğunuz gibidir şeyim. Her bir tüyünde dünyanın rengi vardır. Öyle bir kanat çırpar ki cennet gözüme serildi sanar insan. Hiç görmeyen kişi, onu gören de cennet kuşu sanır şeyim. Öyleydi de zaten. Hele in aşağı, in bakalım Çağrım. Tüyleri pek güzel dersin, rengarenk, ipekliler misali dersin. Onu belledik hele. İn bakalım aşağı, ne görürsün? Ayakları vardır şeyim. Ne vardır ayaklarında? Toz, çamur vardır. Ha? Onu deyiver işte. Ne der bu ihtiyar? Gözleri görmez idi. Şimdi iyice bunadı gari dersiniz. İyi o vakit. Gerek şart oldu tavusun hikayesini anlatmak. Aslında ehil der ki, binbir renkli kralların, sultanların saraylarına layık bu güzelliğin ayaklarının çamur içinde olması iyi bir şeydir. Tevazuya işarettir.
Öyle okur isen öyledir. Kişi ne okumak ister ise o yazar kainat kitabında. Bu ayrı mesele. Ama işin bir de öteki yönü var ki, ben onu deyivereyim size madem. Anlatıvereceklerim de uydurma değil, bizzat kitapta yazandır. Biz cahiliz, okuma yazma bilmeyiz. Siz okumuşsunuzdur zaten. Ayakları da çamur imiş. Ayaklarına bakan mı var ki? O renk cümbüşüyle aklını alır akılsızın. Ayağına kim baka da çamuru göre? Yılanı dahi yoldan çıkaran o. Nasıl mı? Anlatıvereyim de dinleyin madem. Bu iblis var ya iblis, cennetten kovulan da kafaya taktı. Gece demez, gündüz demez, Adem'e ne hile yapacağını düşünürdü. Bir gün bir de baktım, cennetin kapısında tavus ile yılan çıkmaktalar. Hemen saldı zehrini. Yılan da kendini zehir kendinde. Bana bir şey olmaz sana dursun. Cennetten çıkan tavus ve yılanı gören şeytan hemen usulca sokuluverdi yanlarına. Onlara siz cennetten kovulacaksınız. Adem de kovulacak. Eğer ki beni cennete girdirirseniz ben ona kolayını öğretirim. Siz de Adem de cennetten kovulmazsınız diye yemin etti. Tavus ve yılan birlenip istişare ettiler. En son tavus vardı iblisin yanına. Söylediklerine inanırız ama seni içeri nasıl sokacağız? Düşündük, taşındık, onu bilemedik. Nasıl gizleriz de sokarız seni cennetten içeri? İblis ne yaptı bilir misiniz? Hemen bir sihir yaptı iblis. Ve bir inci tanesine dönüşüverdi. İblisin bir sihir ile mücevhere dönüştüğünü gören tavus kuşu inci tanesini ağzına aldı. Böylelikle iblis tavusun ağzında cennete girdi. Girer de durur mu? İblisin vazifesi iblislik. Tavus tuttuğunu Hazreti Havva anamıza getirdi. İblis hemen başka bir sihir ile inci tanesinden bir insan suretine geçmiş idi. Hemen geçiverdi Havva anamızın karşısına. Ey Havva dedi, eğer ki bu ağaçtan yemezseniz cennetten kovulacaksınız. Yasaktır dedi Havva ana. İblis bu, dürttü yine. Yemezsen kovulacaksınız. Sen de Adem de cennetten kovulacaksınız. Nihayet Havva anamızı kandırmayı başardı. Havva anamız da o ağaçtan yedi. Sonra vardı Adem'in yanına. Ey Adem dedi. Ben o yasaklı ağaçtan yedim. Eyvah dedi Adem. Eyvah ki ne eyvah. Birden bir üzüntüye gark oldu Hazreti Adem. Havva cennetten kovulacak. Ben de ondan uzak kalacağım diye hayıflanır idi. Havva'dan ayrı kalmayı kabul ettiremedi yüreğine. Ve onu yalnız koymamak, ondan ayrı düşmemek için o da vardı, o da yedi yasaklı ağaçtan. Tavus İblisin söylediklerini bir bir yapmasına inanamadı. Ama o cennette daima kalmanın, hiç kovulmamanın hesabını, kitabını yaparken, İblis
iblisliğini yapmış idi çoktan. Havva ve Adem tavusun ağzında bir inci tanesi olarak cennete soktuğu iblis yüzünden cennetten kovuldular. Ona eşlik eden yılan, yılan da onun yüzünden kovuldu cennetten. Böylece tavus, Adem, Havva, yılan hepsi cennetten kovulup işte bu iki kapılı aha geldiler. Dostu, düşmanı, herkesi kandırdı işte o tavus. Güzel tüyleri, rengarenk tüyleri hatırına gören kandı. O da önlerine düştü, hepsini cennetten kovdurdu. Kim ki onun renkli tüylerine aldandı, ağzında taşıdığı iblis oldu. Bu tavus kuşu da böyle bir kuş işte. Umdurur ha, umdurur gafili. Koşturur ha, koşturur peşinden. Ya o ağaç neydi bilir misiniz? Yasak ağaç. Havva anamızla Adem'in yasak olduğu halde yedikleri. Buğdaydır o buğday. Nedir o vakit bu buğday? Ne olacak? Dünyalıktır. Nefsin istediği ne ise odur. Buğday peşine koşan tavusun peşinden ayrılmasın. Refakat ederim efendim. Sen hücrene geç hele Kasım'ım. Valide Hatun'la bacım bir ihtiyacı var ise görürler. Hiçbir ilaç değilse bile şeyhimizin duası iyi edecektir Yunus Efendi'yi. Tabipler dahi şeyhimizden dua beklerken... Hele bir gözünü açsın, ben ona bir tarhana kaynatayım. Batna şifa, ruha cila, görün o zaman hastalıktan eser kalır mı? Suyu dahi böyle dudaklarını tülbent ile ıslatarak verir Valide Sultan. Muhabbetiniz bal şeker olsun pirdaşlar. Sağ olasın Kasım abi. Yunus Efendi hakkında konuşuruz. Şükür haline. Onun yarası tenindedir. Bellidir. Meğer ki biz kendi halimize bakalım pirdaşlar. Şeyhimizin nefesi üstündedir. Tez zamanda açar gözlerini inşallah. İnşallah. Valide Sultan'la Bacı Sultan üzerine titrer. İyi olacak inşallah. İnşallah pirdaş, inşallah. İyi o vakit. Muhabbete dalıp vazifeleri ihmal etmeyelim bakalım.
Kesif zehir bırakmıştır yılan. Kurtulacak ama inşallah. Kaç gün oldu? Bir kez gözünü açmadı babacığım. Aşk yoluna çıkmak ise niyetin, uslata ermek ise gönlündeki bela ile imtihan edilirsin. Yunus Efendi'nin vaziyetinden sözleşirdik Kasım Ağa. Boş lakırdının ne sıhhat diye ne de hastaya bir faydası yoktur. Madem fayda etmek istersiniz, kelam ziyanları edeceğinize dua ediverin bari. Valide Sultan'la Bacı Sultan üzerine titrer. İyi olacak inşallah. Destur şeyhim. Gel Kasım'ım gel. İyicene sözüm geçmez oldu artık gözlerime. Ben bu tesbihi dizene kadar bu ip eskir. İp eskimese ömür eskir. Eğer var ise. Belli ki bir sözüm var idi. De hele. Müsaade buyurursanız bir mesele hakkında konuşmak isterim şeyhim. Anlat hele, ne ola ki? Yunus ile alakalıdır şeyhim. Ne olmuş Yunus'a? Günler haftalar olmuştur başına gelen görünmez kazadan sonra. Kaza görünür de görecek insan gerek. Kiminin gözü kör bizim gibi, kimi de kendini kör eder kibrinden, benliğinden. Ya ne olacak idi? Ufacık, tefecik, çelimsiz, dermansız vücudunla biner isen ejderhanın sırtına. Nasıl zapt edeceksin sen o ejderhayı? Nefisten bahsederiz elbet. Sen binmişsen kendini tartmadan yedi başlı ejderhanın sırtına, attan da düşersin, yardan da uçarsın. Sen ne der idin? Söyle hele. Düşen düştü. Misafirlik uzayanda külfete döner şeyim. Diyeceğim o ki, müsaade buyurun, Yunus'u alalım, hücresine götürelim. Valide Sultan'a, Bacı Sultan'a, dahi size yük olmaya daha fazlaca. Can cana yük olmaz, candaş olur Kasım'ım. Hele bir aça gözlerini, sonrası Allah kerim. Bu sözü de atamam dilimden bir türlü. Sonrası Allah kerim de evveli ne ya? Öncesi değil mi ola ki?
Sen hala buralarda mısın sahip efendi? Varalım da bizim bahçede iyileşelim biraz ha? Deli boz derler cinsine. Azerbaycan illerinde yetişir. Değme süvari olmayan zapt edemez bu. Tevekkeli değil Yunus Efendi'nin attan düşmesi. Kendisinin mi ola ki bu? Belki bir süvariden almıştır. Ne der işitmez misin çağrıyı? Ne demeye ala ki bu cenk atını Yunus Efendi? Düşmesi icap etti belki pirdaş. Gelmişsin babacığım. Hele biraz da bizde iyileşsin. İneğin yoncasından bir demet atıverirsin önüne. Yunus nasılcadır? Anam başındadır. Nasılcadır bakalım? Yanar kavrulur susuzluktan. Öyle olur bu işler. Dereleri deryaları geçersin. Gelir bir damla suya yanarsın. Deryaları geçen değil, deryalara dalan gerek. Kasım der ki, bunu alalım biz, hücresinde bakalım. Hele bir aça gözünü efendi. Sen bilirsin ama külfet ediniriz mi görünmüşüz yoksa gözüne? Ne külfeti olsun ana? Canın külfeti mi olurmuş? Tırnakları da tez uzar bunun. Hem tez uzar hem çelik kadar sert olur. Diğer cinsler kadar sıkıntı çekmez. Muhabbetiniz bal şeker olsun pirdaşlar. Eyvallah. Eyvallah Kasım. Hayır olsun. Dergahımızın bahçesi yetmez mi oldu cemaatimize? Yunus Efendi'nin atını konuşuruz. Nesi varmış Yunus'un atının? Şok. Azeri atıdır. Deli bozdur cinsi. Onu anlatırım pirdaşlara. Derviş yayan olur. Hırka gibi, taç gibi. Yayan olması da dervişin alametlerindendir. Hırkasız, taçsız, tanınmazsa nasıl ki bir derviş? Yayan olması da gerektir. Bakla yarması var değirmende. Yüklerini verip getiriverelim. Kaç baş at oldu. Bunlara bu kış saman da yetmez. Yonca da biçmedik daha. Hele bir hayırlısıyla açsın gözlerini de Yunus Efendi pirdaş. Atını bırakıp gidecek değil. Vazifemizi ve zikrimizi ihmal etmeyelim pirdaşlar. Biiznillah.
değil midir bu hatun? Yunus'tan mı efendi acaba? Elinde de vardır efendi. Bir bakayım. Sen şunları topla. Kan bulaşmaya sağa sola. Sahip efendi. Hayır. Ne oldu ana? Ne yapar ki baba? Hele de o güzel yüzünü görelim. Ömrümüz senin kadar uzun değil ama vaktimiz var. Bekleriz. Ne yapar?
yaparsın baba? Bekleriz kızım. Kaplumbağayı beklerim der. Ne diye? Allah Allah. Bıçak elinde öyle bekler. Bizim de işimiz gücümüz var efendi. Çıkar başını da enseni görelim öyle. İyi bakalım. Ama dedim ben sana vaktim çoktur diye. Elbet çıkaracaksın o başını. Biz de o vakit hallederiz. Şöyle canın yanar tabii ama dur, zahmetsiz rahmet yoktur. Dur. Ah, çok şükür. Hadi bakalım. Az sıkacaksın dişini. Gene efendi. Sen de kusura kalma artık. Ama sen yaşasan o ölecek. İşini bilirsin. Dersin ki en uzun ömür bunundur. Bunun ensesine yapışayım. Dersin demesine ama gelir biri böyle deşi verir, çıkarır, alır işte. Tamam, fıtratındır. Asalak yaşamaktır vazifen ama bu kadar yaşadığını kâr sayıver artık Kenan Efendi. Ben dökerim babacığım. Eyvallah kızım. Eyvallah.
gidip de dönmeyen var mı ola ki? Hoş geldin Yunus Efendi. Hoş geldin. Geçmiş ola Yunus Efendi. Allah bir daha kaza bela vermeyin inşallah. Amin. Thank you.